6 yaşında. Abimgil zaten benim satrançla ilgileniyordu. Onların da ilgilenmesiyle, iki tane abim var. İkisinin de ilgilenmesiyle babam da zaten satranç antrenörüydü. O yüzden de dolaylı olarak aslında başlamış bulundum. Altı yaşında olunca tabii satranç sıkıcı geliyor insana. İlk başta ama böyle bir şeyler kazanmaya başlayınca insan eğleniyor, hem bir şeyler kazandığı için hem de oyunun daha ilerisini öğrendiği için de eğlenceli oluyor. Herkese göre değişir tabii ama yani bu kadar uzun yıldan sonra bırakırsanız eğer bir kopukluk olacağı, hayatınızın böyle bir kesintiye uğrayacağı kesin. Dünya şampiyonasında derece veya Avrupa şampiyonasında derece ilk hedefim. Ama tabii onlar olursa daha da büyükleri olabilir. Biz abisiyle başladık, büyük abisiyle başladık. Sonrasında küçük abiyle devam ettik. Ki büyük abi de satranç oynamaya devam ediyordu. Çocuk da bizi görüyordu ama çok ilgili de değildi. Selçuklu Belediye Spor Okulları'nda ben satranç eğitimi verdiğim için İstedim ki satranç oynasın kızım. Uşak'a gidersen ama satranca da geleceksin. Dedim, o şekilde başladık. Ve 5 sene Wushu da yaptı. 5 sene Wushu yaptı. Fiziksel aktivitelerin, çünkü yoğun turnuvalarda gerçekten çok önemi var. Bir hafta turnuva sürüyor. 3. 4. günün sonunda çocuklar fiziksel olarak düşmeye başlıyor. Orada biz daha ayakta kaldık diye düşünüyorum, o yapmış olduğu sporun neticesinde. Evet. 9 yaşta milli takım havuzuna girdi, 10 yaşta tekrarladı, 11, 12, 13, 14. Son 4 yılda dereceler yaptı, 2. ve 1. oldu. Üzerinde bir baskı hissetsin istemiyorum, sadece çıkıp oynasın, keyfini çıkarsın. Her alanda yeri geldi başka, mutlaka biz yanında fiziksel bir spor hep yaptırdık Fatma Zehra'ya. Hani kafası, çünkü satranç biraz daha beyin sporu. Yoruluyor, sürekli oturarak yaptıkları bir iş olduğu için. Bayağı 8. sınıfa kadar, bu sene LGS'ci olduğu için bıraktı. 8. sınıfa kadar mutlaka bir fiziksel spor yaptı. Wushu yaptı, tenis yaptı. Onlarla kafayı dağıtıyordu açıkçası.